Spa. Bir zamanlar bir kral ile bir kraliçe vardı. İstedikleri her şeyi elde edecek kadar zengindiler. Ama hiç çocukları olmuyordu. Kadın gece gündüz yakınıyor ve benim ürün vermeyen tarladan farkım yok ki diyordu. Sonunda Tanrı onu istediğini yerine getirdi. Ama çocuk dünyaya geldiğinde hiç de çocuğa benzemiyordu. Eşek sıpasından farkı yoktu. Anası bunu görünce bağırıp çağırmaya başladı. Bir eşek doğuracağıma keşke hiç doğurmasaydım diye sızlanıp durdu. Çocuğu suya atmalarını, onu balıkların yemesini istedi. Ancak kral, olmaz, onu Tanrı verdi. O benim oğlum ve mirasçım. Ben öldükten sonra tahta o geçecek ve kral olacak, dedi. Derken sıpa gelişti, büyüdü ve kulakları dikleşti. Ama bu hayvan çok neşeliydi. Oynayıp zıplıyor ve müzikten çok hoşlanıyordu. Derken bir gün bir kemancının yanına vararak, ''Bana sanatını öğret de senden daha güzel keman çalayım.'' dedi. Kemancı, ''Ah sıpacık, bu iş zor olacak. Çünkü senin tırnakların çok büyük. Keman telleri bunu kaldıramaz.'' dedi. Ama bunun bir yararı olmadı. Sıpa keman çalmayı o kadar istiyordu ki sonunda öğrendi. Ve hocası kadar yetenekli bir kemancı oldu. Bir gün yolda düşünceli düşünceli yürürken bir kuyuya vardı. Kuyunun dibine baktı. Ve suda kendi yüzünü gördü. O kadar üzüldü ki yanına en sadık arkadaşını da alarak yöreyi terk etmek üzere yola çıktı. Az gittiler, uz gittiler, dere tepe düz gittiler. Derken yaşlı bir kralın hüküm sürdüğü bir yöreye geldiler. Kralın çok güzel bir kızı vardı. Sıpa, burada kalalım dedi ve sarayın kapısını çaldı. Bir misafir geldi, kapıyı açın da içeri girsin diye seslendi. Ama kapı açılmayınca oturup ön ayaklarıyla keman çalmaya başladı ve sevdiği şarkıları söyledi. Nöbetçi gözlerini fal taşı gibi açarak krala koştu. ''Dışarıda kapının önünde bir sıpa var. Usta bir kemancı gibi keman çalıyor.'' dedi. ''Al bakalım onu içeri.'' diye emretti kral. Sıpa içeri girer girmez herkes bu kemancıya güldü. Onunla alay etti. Neyse, kemancıyı seyislerin yanına verdiler. Orada yiyecek ve yatıp kalkacaktı. Ama o buna razı olmadı. ''Ben sıradan bir seyis değilim, soylu biriyim.'' dedi. Kral güldü ve onu cesaretlendirdi. ''Tamam, istediğin gibi olsun, gel benimle.'' dedi. Sonra da ''Kızımı beğendin mi?'' diye sordu. Sıpa başını çevirerek kıza baktı. ''Ve olağanüstü güzel, şimdiye kadar hiç böyle güzel bir kız görmedim.'' dedi. ''Öyleyse onun yanına otur.'' dedi kral. ''Tamam.'' dedi Sıpa ve onun yanına oturdu. Yedi, içti ve gayet nazik davrandı. Bu soylu hayvan bir süre sarayın avlusunda yaşadıktan sonra ''Hepsi iyi de benim eve dönmem gerek.'' diye geçirdi aklından. Üzgün üzgün başını öne eğerek kralın huzuruna çıktı. Vedalaşmak istedi. Ama kral ondan hoşlanmıştı. ''Senin neyin var? Ne istiyorsun? Sirke küpü gibi yüzünü ekşitiyorsun. Yanımda kal, ne istersen veririm sana. Altın ister misin?'' diye sordu. Sıpa kafasını iki yana salladı. ''Hayır.'' diyerek. ''Elmas, pırlanta falan?'' ''Hayır.'' ''Krallığımın yarısını ister misin?'' ''Hayır, hayır.'' ''Bilmem ki seni nasıl memnun edeyim. Kızımla evlenmek ister misin?'' ''Aa, evet.'' dedi Sıpa. ''İsterim doğrusu. Gerçekten de istediği buydu.'' Uzatmayalım, görkemli bir düğün yapıldı. Kral o akşam gelinle damat yatak odasına gidince Sıpa'nın nasıl davranacağını bilmek istedi. Hizmetçilerinden biri odada gizlenip onları kollayacaktı. Genç çift odaya girdikten sonra damat kapıyı sürgüledi. Etrafına bakındıktan sonra eşek postunu sırtından attı. Güzel ve yakışıklı bir oğlan çıktı ortaya. ''Kim olduğumu, değersiz biri olmadığımı gördün mü şimdi?'' dedi. Genç gelin onu öptü. O anda aşık olmuştu. Ertesi sabah delikanlı yataktan fırlayarak yine eşek postuna büründü. Kimse onun gerçek kimliğini fark etmedi. Derken kral kızına sordu. Senin sıpa ne yapıyor? Doğru dürüst biriyle evlenmediğin için üzgünsün galiba. Hayır, hayır babacım. Ben onu dünyanın en yakışıklı erkeğiymiş gibi çok seviyorum. Hep yanımda kalsın, diye cevap verdi kız. Kral buna çok şaştı. Ama odada saklanan hizmetçisi gelip ona her şeyi anlatınca böyle bir şey olamaz dedi. Öyleyse bu gece nöbete siz geçin kralım. Kendi gözlerinizle göreceksiniz. Ne yapın biliyor musunuz? Onun postunu alıp ateşe atın. İşte o zaman gerçek kimliğini göreceksiniz, diye cevap verdi hizmetçi. Bu iyi bir öneri, diyen kral,
O gece herkes uyuduktan sonra gizlice odaya girdi. Yatağa yaklaştığında ay ışığı altında yakışıklı oğlanı gördü. Postu yerde seriliydi. Onu aldı ve dışarıda büyük bir ateş yaktırdı. Ve postu onun içine attı. Kül haline gelinceye kadar başında bekledi. Ama oğlanın nasıl davranacağını görmek için sabaha kadar odada kaldı. Oğlan uyandığında gün ağarmıştı bile. Postunu aradı ama bulamadı. Çok korktu ve üzgün üzgün "Bari kaçıp gideyim buradan" diye söylendi. Bunun üzerine kral yerinden kalkarak ona yaklaştı. "Bu ne acele oğlum? Niyetin ne? Burada kal. Sen yakışıklı bir adamsın. Sakın gitme. Krallığımın yarısını sana vereyim. Ben öldükten sonra hepsi senin olur," dedi. "İyi başladı, iyi bitsin öyleyse," diyen delikanlı "Peki burada kalıyorum," diye ekledi. Yaşlı kral krallığının yarısını ona devretti ve bir yıl sonra babası ölen oğlan onun da mirasına konarak ömrünün sonuna kadar mutlu yaşadı.